Selam Hakim. Hoş geldin. Kolay gelsin. Maşallah. Nasıl değilsiniz? Bereket Halilullah, şefasına ya Resulallah. Devamında evlat, nasib-i cennet, çalışanlara sıhhat ve selamet, sohramıza bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahe Alemin, sen rızan doğrusunda burada buluşmamızı hayırlara vesile eyle. Birlik, beraberliğimizi, düzenimizi daim eyle. Ya Rabbi, bizleri kardeşler olarak cimayı nasip meyester eyle. Ya Rabbi, sen rızan doğrusunda burada bulunmamıza vesile olan kardeşlerimizden, abilerimizden, yetkililerimizden sen razı ol. Buraya misafir kimseler olarak, vatandaşlarını, milletini seven insanlar olarak, ya Rabbi birbirimize yardımcı olma hususunda bizlere yardımcı ol ya Rabbi. Ya Rabbi biz birbirlerimizi seviyoruz,
sen rızan için bizler de sen sev ve razı ol ya Rabbi. Afiyet olsun. Sayın Kırıkaleliler Kadın Kolları Başkanı Serpil Yıldırım Hanımefendi'yi davet ediyorum. Sayın değerli konuklarım, değerli hemşehrilerim, değerli teşkilat mensuplarım, değerli basın, değerli arkadaşlarım, saygıdeğer başkanlarım, hepiniz kahvaltımıza, kadın aradığına hoş geldiniz. Buradaki bulunduğumuz sebep güçlü kadınlar adına bir kahvaltı. İki sene önceki kahvaltımız güçlü kadınlar bir arada kahvaltımıza 20 kişiyle başlamışken şu anda buradaki sayımız 200'e yakın. Hepinizden Allah razı olsun diyorum, afiyetler olsun diyorum. Bu kadar kıyıcı bir arada başkanlarımız, vekillerimiz, hepiniz buradasınız. Beni onura ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Müslüman devletlerimizde bulunan durum altında kadınlarımız da güçlü kadınlardır. Irak'ta, Türkmen'de, İran'da, Mısır'da bütün kadınlarımız da hepsi birer için hep önemli ve değerli, saygıdeğer kadınlarımızdır. Bunlar kadınlarımız baş tacıdır. Biz elhamdülillah Müslümanız ve Türk'üz. Kendi Türk kadınlarımız güçlüdür. Savaşta, evde, çalışan, çocuğa ve biz güçlü kadınlar olarak da bir arada kalacağız. İnşallah bundan sonraki programlarımızda daha fazla katılım olacak. Hepiniz bireyiz ve sizinle onur duyuyorum. Beni onura ettiniz, gurur duydunuz. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. 20 gündür bir çalışma neticesinde bunları elde ettik. İnşallah gün tevrimimiz 400-500 güçlü bir kadınlar olarak bir araya gelecek. Emniyet mensup arkadaşlarımız, teşkilattaki değişik arkadaşlarımız, buradaki amaç neydi? Bir araya gelerek sosyologdakiler, ev hanımları, hastanede çalışanlar, belediyede çalışanlar, bütün arkadaşlarımızı tanıştırarak özellikle değerli misafirlerimiz, şehit ailelerimiz yanlarımızda, onlar da bizim için çok değerli. Kaynaşarak birbirimizden yardımlaşmak. Yani buradaki dernek amacımızdaki neydi faktörümüz? Yardımlaşmaktır. Bu yardımlaşmayı güçlü kadınlar olarak bir arada birbirimize yardımcı olursak Türk'ün simgesini yapacağız inşallah. Neden? Ülkeler, dünya bizi neden kıskanır? Çünkü güçlü kadınlarız. Biz öyle evlatlar yetiştiriyoruz ki, öyle evlatlar yetiştirdiğimiz için tabii ki kıskanılır. Çünkü biz erkek evlat yetiştiriyoruz. Vatanını helali için kazandıran, kanının son damlasına kadar atan öyle güzel evlatlar yetiştirdik ki biz Türk kadınıyız. Türk kadın ve yanında da güçlü kadınlar bir araya gelirse tabii ki kıskanırız. Öyle değil mi? Öyle değil mi hanımlar? Bundan sonraki programlarımızda ve masalarımıza birey yazarak bunları da tabii ki ekleyeceğiz. Bizlerden güçlü kadınlar olarak neler bekliyoruz, neler istiyoruz, bunları da belirtirseniz çok teşekkür ediyorum. Hepinizden ayrı ayrı, ayrı ayrı şu anda alamamak için kendimi zor tutuyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kadınlar Forum'un başkanı getirmemiş olduğu faaliyetleri kendilerini kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer konuklarımız ve hemşehrilerimiz, sizleri bir arada görmekten gurur duyuyoruz. Yönetim olarak bizlere güç verdiniz, onur verdiniz. Hepiniz saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum, afiyet olsun. Birliğimiz daim olsun. Selamun aleyküm. Sayın Federasyonumuzun Genel Başkanı, çok değerli STK Başkanlarım, değerli hanımefendiler, basınımızın değerli üyeleri, Güçlü Kadınlar programına Sincan Kırıkkaleler Derneği kadın kollarımızın tarafından düzenlenen bu hoş ortamda Kınca'nın iç salonu doldurduğumuz için bir öncelikle Kırıkkaleler olarak daha sonra da Kırıkkaleler Dernek Başkanı olarak
ve Kırıkkale Dernekleri Federasyonu Teşkilat'tan sorumlu Başkan Yardımcısı olmamdan ötürü hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bizim Anadolu'daki aslında en büyük eksiğimiz bu idi diye düşünüyorum. Ama şükürler olsun son yıllarda artık STK'larda kadınlarımızı çok daha aktif, çok daha güçlü ve çok daha heyecanlı görüyoruz. Çünkü olması gerekenin bu olduğuna inanıyoruz. 2013 yılında Kırıkkale Derneği'nde ilk defa bir kadın kollarını aktif hale getirdik. Ve o dönemde biz eşimle hep kavga ederdik. Yani kavgamızın sebebi de şuydu tabii. Yani sen hep derneğe gidiyorsun, işte hiç vakit ayırmıyorsun diye. Bunun bir çözümü olması gerekiyordu. Yani bunun çözümü de ya ben derneği bırakacağım ya da hanım derneğin işine gireceğim. Başka şansımız yok. Onun için tabii biz biraz da siyaset de uyguladık herhalde bundan. Kadın kollarını kurduk. Kadın kollarının içerisinde hanımı da dahil ettik. Daha sonra bundan program yapmaya başladık tabii aylık, haftalık. Sonra baktım, dernek olarak program yapmadığımız zaman eşimden fırça yemeye başladım. Ya sen niye hiç derneğe gitmiyorsun, niye faaliyet yapmıyorsunuz diye. Ve oradan bugünlerde artık çok rahatlıkla dernek toplantılarına, dernek faaliyetlerine gönderdiğim zaman hiçbir şekilde ses çıkmıyor yani. Bunun için ayrıca bir gücünüz var yani. Hakikaten de o konuda da teşekkür ediyorum sizlere. İnşallah bu birliğimiz daim olur. Çünkü biz hakikaten de sizler olduğunuz sürece daha derinlere kök salacağımıza inanıyoruz. Daha sağlamlaşacağımıza inanıyoruz. Sizler olmazsanız bizler sadece bir gövde olarak kalabiliriz. Kökümüz olmayan bir gövdedir. O da ileride mutlaka kurmaya mahkumdur yani. Bu sebepten dolayı bizleri asla yalnız bırakmayın. Bu organizasyonda emeği geçen Sincan Kadın Kolları Başkanımız Serpil Hanım'ı ayrıca tebrik ediyorum. Yönetimini. Çünkü çok özveriyle çalıştı. Biz buna bizzat şahit olduk. Yani buraya bu sizleri toplamak kolay değil. Onun için huzurlarınızda Serpil Hanım'a tekrardan teşekkür ediyorum. Bu imkanı sağlayan Sincan Kırıkkale Dernek Başkanımız Abdullah Tolu Başkanıma da yine teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Çok saygıdeğer Kırıkkale milletvekilimiz başta olmak üzere aramızda bulunan değerli dernek başkanlarımız var. Kırıkkale'den gelen bizim medarı iftiharımız İbrahim kardeşimiz basınımızın Kırıkkale temsilcisi ve Ankara'dan katılan çok değerli hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Yine ta Kırıkkale'den buraya kadar teşrif eden hanımefendiler ve Ankara'nın çeşitli yerlerinden, özellikle de Sincan bölgesi, Etimesgut bölgesinden katılan siz değerli hanımefendilere ellerin saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yapmakta olduğumuz bu güçlü kadınlar bir arada toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Biz her zaman şunu söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Kırıkkaleliler olarak öncelikle aranızda ayrıca misafirlere de seslenmek istiyorum. Buradakileri önce Kırıkkaleli, sonra da Fatih Kırıkkaleli olarak gördüğüm için bunu söylüyorum. Affınıza sığınarak. Başta da sunucumuz değerli Meryem Kıvıç hanımefendi olmak üzere kadınların güçlü kadınlar olarak bir arada bulunması hakikaten bizlere de bir şevk ve azim gayreti sunmaktadır. Serpil Hanım yaklaşık bir ay önce böyle bir projeden bahsettiğinde gerçekten bunun yapılabileceğini, yapılamayacağını biraz tereddüt etmiş idik. Belki 20-30 kişilik bir katılım olabileceğini düşünmüş idik. Ama başta Serpil Hanım olmak üzere Sayın Başkanımız ve beraberinde çalışan
çok değerli hanımefendiler, yardımcılarının üstün gayretleriyle birlikte bu tablonun oluşması hakikaten gözlerimizi yaşatmıştır. Bundan dolayı Serbil Hanım'a ve yönetimine ve özellikle siz katılımcılara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve tebriklerimi sunmak istiyorum. Az önce söyledik, öteden beri söylediğimiz ve söylemeye devam ettiğimiz şeyin şu olduğunu. Kırıkkaleler olarak 200 civarında köyümüzde, 2 kasabamız, 9 ilçemizde, Kırıkkale merkez ve Kırıkkale dışında yaşayanlar, özellikle de Ankara'da yaşayanlar, özellikle de Sincan, Etimesgut'ta yaşayanların Kırıkkaleli sayısının az olmadığını şu mekanında bulunduğumuz başkanlarımızın da deniliyor ki Sincan'da 35 bin Kırıkkaleli yaşıyor, Etimesgut'ta 45 bin Kırıkkaleli yaşıyor, işte Mamak'ta 55 bin Kırıkkaleli yaşıyor, diğer ilçeleri tek tek saymama gerekiyor. Hatta merkez olmayan ilçelerde bile Akyurt'unda, Çubuğunda, Gölbaşı'nda ve diğer ilçelerde bile Büyükşehir Belediye'mizin de yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre Kırıkkale'de ortalama 250-300 binin üzerinde Ankara'da yaşayan Kırıkkaleli olduğu söyleniyor. En garantisi TÜİK raporlarına göre de Ankara'da yaşayan Kırıkkaleli sayısı 200 bin olarak net olarak bildiriliyor. Peki bu 200 bin ile 300 bin arasındaki mübalağa nedir diye kısaca bahsetmek istiyorum. O da şu, biz daha önce Kırıkkale ilçeleri ve köyleri olarak Ankara'nın bir ilçeleri ve köyleri iken 1989-21 Haziran'da alınan meclisteki karardan sonra Kırıkkale'miz il olduğu için mesela benim ehliyetimde hala Ankara nüfuslu yazdığı için ancak böyle birebir görüşme ve konuşmalarımızda Kırıkkale nüfusunu tespit edebiliyoruz. Onun için bu 200 bin ile 300 bin arasındaki değişen sayı kaynaklanıyor. Şimdi biz Kırıkkale'de yaşayanlar ayrıca Kırıkkale dışında yaşayan hemşehrilerimiz olarak toplam nüfusa baktığımız zaman yaklaşık hemen hemen gerek Türkiye sınırlarında gerekse Türkiye dışında yaşayanların toplamının hemen hemen 809 bin olduğu söyleniyor. Ama biz elimizdekilere bakalım. Abartıları boş verelim. Ankara'da 200 binin üzerinde Kırıkkaleli, Kırıkkale'de de 250 bin civarında Kırıkkaleli yaşıyor. Bunun İstanbul'u var, başka şehirler var. Oradan söz etmiyoruz. O zaman biz diyoruz ki her köyün bir derneği olmalı ve çoğunun var. Her köy derneğinin yapmış olduğu faaliyetlere bir göz atacak olursak o kadar çok etkin hizmetler yapıyorlar ki onları buradan tebrik etmek istiyorum. Ayrıca ilçelerimiz ve kasabalarımıza ait derneklerimiz var. Gerek Ankara'da gerek diğer şehirlerde. Yine Kırıkkale adıyla kurulan derneklerimiz var. Örneğin bugün misafir olduğumuz dernek Kırıkkale Sincan Kırıkkaleliler Derneği. Başkanımız biraz önce burada Kadın Kolları Başkanımızdan sonra kısa bir konuşma yaptı. Abdullah Talu. Kendisini tebrik ediyorum. Bu Sincan'da, bu mekanda, başka mekanlarda birçok kez yapmış olduğu faaliyetlerine şahit olduk ve destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Tabii biraz önce Kırıkkaleler Dernek Başkanımızla bir selamlama konuşması yaptı Avukat Abdullah Polat kardeşimiz. Onun da çalışmalarını kendi bile anlatmazken ben şurada sizin değerli vakitlerinizi alarak bunu anlatmayı düşünmüyorum. Ama şimdi bir köyün gücü buysa, bir Sincan'daki Kırıkkaleler Derneği'nin gücü buysa, Etimesgut'taki, Gölbaşı'ndaki, Mamak'taki, Keçören'deki aklınıza gelen 25 tane ilçemizin hemen hemen yarısından fazla kurulan Kırıkkaleler Derneği'nden söz edecek olursak Kırıkkalelerin gücünü, sivil toplumun gücünü burada görmüş oluruz. Yani biz de bu
derneklerden bir çatı oluşturduk 15 yıl evvel. Bunun adına da Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu dedik. Kırıkkaleli Dernekleri Federasyonumuz, siz değerli derneklerin ve yönetimlerinin ve üyelerinin mensuplarının gücüyle güçlendiğini biliyoruz. Biz sizlerle beraber çok güçlüyüz elhamdülillah. Ama Kırıkkalelilerin birliği, beraberliği için zaman zaman ortak etkinliklerde yapıyoruz, yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Biz hiçbir zaman Kırıkkaleliler arasında bir ayrımcılık yapılmasına müsaade etmek istemiyoruz. Gerek gençlerimiz, gerek kadınlarımız, gerek yaşlarımız, gerek orta yaşlarımız da ve her kesimiyle, iş adamlarıyla, bürokratlarıyla, siyasetçisiyle, sosyal çalışanlarıyla birlikte hep beraber bir Kırıkkaleli, Kırıkkale olduğumuzu bilmek zorundayız. Kırıkkaleli dernekler ve Kırıkkale Federasyonumuz çok güçlüdür. Ben sözümü uzatmamak için son noktayı şu şekilde koymak istiyorum. Sincan'da yaşayan Kırıkkaleliler Derneğimize mensup Sincan Kadın Kolları Başkanımız ve yönetiminin düzenlemiş olduğu bu organizasyon her şeyi kısaca ifade ediyor. Ben de bu şekilde hepinizi, gerek düzenleyenleri, gerek katılanları tebrik ediyor, hoş geldiniz diyorum. Afiyetler olsun, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum. Hoşça kalın. Kıymetli kadınlarımız, böyle bir güzel mekanda, güzel bir günde, güzel bir günde böyle bir toplantıyı tertip ederek bizleri buluşturan, özellikle duygusal bir konuşmayla bizleri de huzurlandıran Serpil kardeşime huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Aralarında güçlü kadınlar toplantısı deyince zaten kadınlar her zaman Allah'ın izniyle güçlü, Allah da bu gücü hep daim etsin. Çünkü kadının olduğu yerde edep vardır, kadının olduğu yerde ahlak vardır, eğitim vardır, öğretmenlik vardır, vatan sevgisi vardır, bayrak sevgisi vardır, her şey vardır. Tabii çok dönemlerde, belli dönemlerde sıkıntılar olmuştur. Biraz önce değerli avukat kardeşi Mahmut Bey, Sincan Kırıkkaleliler Vakfı Başkanı, yine Cemal Bey, Federasyon Başkanı, Abdullah Bey, yine buranın dernek başkanı ve diğer konuşmacılar bundan bahsettiler. Kadın, insanlık tarihinde çok değişik dönemlerde bulunmuştur, çile çekmiştir. Bu çilenin akabinde de halen bazı şeyleri hallettiği halde halledilemeyen pek çok da mesele vardır. Mesela Allah Resulü'nün veda hutbesinde der ki, kadının erkek üzerinde hakkı vardır, erkeğin de kadın üzerinde hakkı vardır. Kadının ayrı bir değeri vardır. Şimdi ben gençlik hayatımda düşünüyorum, bizim kasabada özellikle kadınları okutmazlardı çocuklarda, kız çocuğu. Merak ederdik. Sonra Allah nasip etti, öğretmen olduk, belediye başkanı olduk. İlk işim kadınların okumasıyla ilgili, kız çocuklarının okumasıyla ilgili faaliyetim oldu. Niye? O zaman belli bir inanç vardı orada. Yaşlılar maalesef bu bir cahiliye dönemi gelene kadın okumasın, günah diyorlardı. Şimdi elhamdülillah doktor, avukat her şey var. İşin de aslı böyle olması lazım. Çünkü İmam Maturidi der ki, kadın eşini bile iki şeyde dinlemez. Bir, ben ilim öğrenmeye gidiyorum derse dinlemez. İki, vatanın tehlikeye düştüğü bir seferberlik anında dinlemez. Onun için kadının yeri farklıdır. Sizler eli öpülecek insanlarsınız. Gerçekten öyle. Ama şunu da söyleyeyim. Kadınlar duygusal olduğu an, duygusal olduğu için her şeyi sorgulayın. Hazreti Mevlana der ki, hayvanın alası dışındadır ama insanın alası içindedir. Sakalına, kıyafetine, şuna buna bakarak onlara tamamen kendinizi kaptırmayın, inanmayın, sorgulayın, okuyun.
faydalı insanlar yetiştirmesine katkı sağlayın. Ben Serpil kardeşime teşekkür ediyorum. Hakikaten böyle 200'e yakın bir kardeşimizi buraya getirmiş. İnşallah bir dahaki sefer 200'dedir, belki 250'dir burada. Her kadın kardeşimiz 10'ar kişi daha getirsin, 2500 kişiyle inşallah ileride bir toplantı daha yapsın. Ben de onlara destek olayım. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Milletvekili Konfederasyon Başkanı, sivil toplum örgütümüzün çok değerli temsilcileri, başta Sayın İbrahim Bey olmak üzere basınımızın gizli temsilcileri, çok değerli kardeşlerim, çok değerli bacılarım, annelerim, hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel günde hep birlikte olmaktan çok mutluyuz, çok huzurluyuz. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız, iyi ki hep birlikteyiz. Kemal Bey, Sayın Milletvekilim Kemal Bey o kadar güzel anlattı ki onun üzerine söylenecek söz yok ama benimce burada Sayın Serpil Hanım'a, Sincan 71 Sincanlar Derneği, Kadın Kolları Başkanımız Serpil Hanım, Kemal Bey'in de dediği gibi duygulu bir konuşma yaptı. Bu güzel günde, bu güzide arkadaşlarımızı bir araya getirdi. Ve böyle güzel bir günü hep birlikte geçirmenin mutluluğu ve huzuru içinde günümüze devam ediyoruz. Ve bundan sonra da inşallah daha güzel günlerde, daha huzurlu, daha mutlu, birlik ve beraberlik içerisinde daha iyilere, daha güzellere imza atmak amacıyla hep birlikte oluruz inşallah. Bu birlik ve beraberliğin bütünlüğün bir göstergesi olarak bundan sonra da 200 değil, 250 değil, 2500, 5000 kişileri bir arada görmek istiyoruz. Ben önce buraya eşini gönderen erkek kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bunu görmek istedik. Hep bir arada olmak istedik. Ama eşini göndermeyen değerli kardeşlerimiz, değerli arkadaşlarımız, değerli büyüklerimiz bugün kendileri de burada, eşleri de burada. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sincanlar Derneği'nin Kadın Kolları Başkanı ve yönetimine bu yüzüğüne topluluğu bir araya başarılar diliyorum. Daha fazla söz uzatmak istemiyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Birbirimizin ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle Allah'a emanet olun diyorum. Bozdoğan Hanım Efendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sosyolog olduğum için aslında kadın istihdamı ile ilgili size kısa bir araştırma yapmak
lütfen. Saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Şimdi 200 tane kadın arkadaşımız burada dedik ama böyle bir alkışın gelmesi açıkçası beni biraz üzdü. 200'e yakışan bir şekilde geçtik arkadaşım. Bu arada ben görme engelliyim. Kırıkkale'den geldim. Aynı zamanda bir tarih öğretmeniyim. Ve sosyolog, şu an Kırıkkale Üniversitesi'nde de sosyoloji bölümünde yüksek lisansımı yapıyorum. Memur Sendik, Kırıkkale Şubesi'nde Engelli Komisyon Başkanlığı'nı yürütüyorum. İlk tanıtım günlerini icra ettik. 21-24 Nisan 2016 tarihinde. 2017 yılında, yani bu yılsa 25 ve 26 Kasım tarihlerinde Kırıkkale ilk tanıtım günleri toplantımız var, tanıtım günleri var. Buradan tüm hemşerilerimizi, sizleri, saygıdeğer hemşerilerimi tanıtım günlerine davet ediyorum ve hepinizi bekliyorum. Yine biz vakıf olarak Kırıkkale'de Kırıkkale Kültür Sanat Geceleri düzenledik. Cuma sohbetleri yaptık. Ve bu programımızda başarılı iş adamlarımızı tecrübesinden ve öngörülerinden faydalandık. Programımızda eski bakanlarımızdan Sayın Osman Durmuş, Beşir Atalay katılım sağladılar. Milletvekillerimizden Sayın Kemal Albayrak, Abdurrahman Ünlü, Vahit Erdem, Sadık Avundurluoğlu ve Recep Kızrak katılım sağladılar. Yine MİHDER Başkanı Mehmet Dönmez, eski Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Yusuf, SGK Ankara İl Müdürü İsmail Sevinç katılım sağladılar. Ayrıca saygıdeğer hemşehrilerim, Keskin'in Cennet Kale köyünde emekli bürokrat Fahrettin Barınalı tarafından bağışlanan arsaya bir şehitler hatıra almanı yaptırdık. Güçlü Kadınlar Kahvaltısı'nda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Benim kadınları güçlü kılmak adına eğitimi önemli bir özellikle vurgu yapmak istiyorum. Kadınlarımızı eğitirsek toplumun geri kalanını, toplumun yarısını eğitmiş sayılırız. Kadınların eğitimine destek verelim diyorum. Teşekkür ederim. Selam ve saygılarımla. Sayın Saime Gökaya Hanımefendi'ye konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi Kırıkkale şairlerinden Büyük Dastan Beyefendi şiir okumaları için kendisini kürsüye davet ediyorum. Teşekkür asil, asaletli, muhterem, kardeşinaz, ablalarım, abilerim, devlet yöneticilerim, sözlerime başlamadan evvela hepinizi Hazreti Allah'ımın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm bacılarım, ablalarım, teyzelerim. Burada bulunan çok değerli vekilim Kemal Albayrak abime, Kırıkkaleliler Federasyon Başkanı Cemal Sarpkaya abime, Abdullah abime, kardeşin az dostum İdris Aykul abime, siz hazır olun misafirlere, hepinize Hazreti Allah'ın huzurunda muhabbetlerimi, sevgilerimi, şükranlarımı sunuyorum. Lütfen, lütfen kabul buyurunuz annelerim, ablalarım benim. Evet, 24 Eylül 2017 çok güzel bir gün. Hazreti Allah'ımdan bugüne kem nazar gelmesin diye dua ediyorum Hazreti Allah'ıma. Bendeniz aciz, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi İnzinoğlu Çiftlik Köyü'nde doğmuşum. Çoban dinini atmışım. Köyüme gelmişim, işimi aşımı veren Kırıkkale'me. Hazreti Allah'ımın şükrediyorum Kırıkkale'ye. Teşekkür ediyorum Kırıkkale'ye. Ben de bu kadınlar, güçlü kadınlar yararına bir
görüntüsü hazırladım. Eğer hatam varsa, zerre hatam varsa hepinizden özür diliyorum. Kadın diyorum. Kadın, kadın nazdır, sevilen sazdır. Kadın övgülü yazmadır. Kadın erkeğinin namıdır. Kadın erkeğinin namusudur. Ömrünün hazinesi, hanıdır. Edepte kadın, yolda kadın, sözde kadın, özde kadındır. Kibarlıkta kadın, zarafette kadın, türbanda kadın, başta kadındır kadın. Kadın evinin yuvasıdır. Çocuğuna baba, çocuğuna bir anadır, bir yardır. Kadın bereket bolluğunun adıdır. Beynin yemeği tadıdır. Kadın yarınların umududur. Umut kadın yorgunluğun ilacıdır kadın. Beynin şifasıdır kadın. Kadın yeşil gözleriyle toprağın bahar müjdesidir kadın. Tohumdur kadın, üretkendir kadın. Yeşil gözleriyle bahar müjdelediği gibi bereketin nimetlerini sunan kadındır kadın. Kadın senin muhabbetindir. Kadın senin yoldaşındır. Kadın sıratın köprüsüdür. Kadın cennetin gülüdür. Kadın yaşama yaşam kadar. Kadın her günün hazinesidir. Kadın eşine yar. Yemeğine katık. Yarına ebettir kadın. Kadın evinin has ve has onurunun nurudur kadın. Kadın kucağının tertemizidir kadın. Kısacası kadın cennettir kadın, cennettir kadın diyorum. İkinci şiirim, küçük bir Müslümanın, bir Müslümanın küçük bir kız çocuğu olmalı diyorum. Bu bir söyleyişi, ne olursunuz hepimiz küçükten büyümedik mi ablalarım, ablalarım, annelerim, annelerim, büyümedik mi? O yüzden dolayı bir Müslümanın küçük bir kız olmalı diyorum. Küçük bir kız olmalı insanın. Minik elleri ışıl ışıl, bakan gözleri, bal dudakları, itek saçları ve ufacık bedeniyle sevimli bir kız olmalı insanın. Sevmeye doyamadığı, bakmaya kıyamadığı, bembeyaz, esmer veya kumral, su gibi çağlayan, ırmak gibi, hatta deniz gibi bir kız olmalı Müslümanın. Yavaş yavaş emeklemeli, konuşmalı, sevimli yanakları, tebessüm gülleri dağıtırken her saniyesinde, her dakikasında, hatta saatinde keyifli saatleri yaşamalı insanın küçük bir kızıyla. Keyifli saatleri yaşamalı insanın küçük bir kızıyla. O güzelim ilim yuvalarına, masalarına oturmalı, faydalı ilimler öğrenmeli. Güzelim ilim yuvalarında faydalı ilimleri öğrendiği gibi başkalarına faydaları olmalı. Herkes tarafından takdire şayan bir kızı olmalı bir Müslümanın. İnsanı ferahlatacak, yorgun geldiğinde seni rahatlatacak bir kızı olmalı bir Müslümanın. Şevket pınarlarında neşe, muhabbet içmeli, merhamet denizine düşmeli. Güzelim cennet bahçesi gibi gül kokmalı ve bu kokan güller gibi sevdiklerine ikram, bal gibi güzel sözler ve duada dua olmalıdır. Zamanı geldiğinde yuvadan uçmasını bilmeli. Vefalı, sadık, vakarlı olmalı bir Müslümanın küçük bir kız çocuğu. Üzüldüğünde sen ağlayan, mateme boğulan ve sana teselli verebilen, mutluluğunda senle gülebilen, gülen, sıkıldığında sırdaşın, yoldaşın,
kısacası her şeyin değerli bir kız olmalı bir Müslümanın. Ailesine fikirler verebilen, gerektiğinde sorunlara çözüm üretebilen, kardeşlerine, küçük anne, annesine yardımcı, babasına destek, cesur yürekli ve acımlı bir kızı olmalı bir Müslümanın. Küçük kalbinde tarifi imkansız, sevgili dağlardan büyük yüreğiyle dünyayı aydınlatan küçük, onurlu bir kız olmalı bir Müslümanın diyorum. Küçükken güzel zamanlar paylaştığını, bebeğin büyüdüğünde doktorun, hemşirinin, hasta bakıcının acıktığında yüzüne baktıkça sofrasına varmadan, oturmadan doyabileceğin bir kız olmalı bir Müslümanım diyorum. Varmadan, doymadan, kalkmadan, sevmeden, sevilmeden, muhabbetle doyan bir kız olmalı bir Müslümanım diyorum. Annelerin, babaların en çok sözünü tuttuğu kızlarımızdır kızlarımız. İşte beşeri alemdeki ahlaki bozukluğun zirve yaptığı bu asırda bu imanlı kızlarımız bunlar kurtaracak geleceğimizi, bunlar kurtaracak Türkiye'mizi diyorum. Hepinize ama hepinize saygılar sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nereye geçiyorsun? Görüntüye alıyorum bak. Ben tekrar böyle bir günü tertiplediği için Serpil kardeşime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ben anladım ki güçlü kadınlar toplantısını yaptığına göre bu güç en az 10 misli daha olur kanaatindeyim. Serpil'e güveniyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin, biz de memnun etti. En azından böyle Kırıkkale'nin değişik yerlerinde olan kardeşlerimizi, ablalarımızı, bacılarımızı gördük. Kendilerine bu çalışmalarının daha da ileriye doğru gitmesi için huzurlarınızda hanımlar ve kızımızla beraber plaketini veriyoruz ki sağlam olsun iş. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz diyerek Allah razı olsun diyorum ben size. Bu plaketi bana layık gördüğünüz için inşallah daha uzun zaman ilerledikçe bu plaketi hak ettiğim yere ulaştıracağım. Bizden sonrası gelecek gençlerimiz bu plaketi taşıyacak. Daha güçlü olacağız. Hepinizden Allah razı olsun. Kadınlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şu anda yine dediğim gibi duygularımı anlatmam çok zor. Gözlerinize hepinizin baktıkça hepinizin de ışıl ışıl ve mutlu olduğunu görüyorum. Benim gücümün sizde olduğunu görüyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Başkanlarım, Bolu'dan gelen misafirlerimiz, Bursaklardan gelen, ilçeden gelen, yeni mahallede gelen, daha sayamadığımız sosyologlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Türkiye Gençlik Teşkilatlarımıza daha sayamadım. Eksik olursa affedin. Burada kahvaltımızda mutlaka eksiklerimiz olmuştu. Sizlerin sayesinde daha iyi yapacağız inşallah. Hepinizden Allah bir kere razı olsun. Teşekkür ediyorum. Heyecandan artık konuşamıyorum. Hala program bitiyor ve ben konuşamıyorum. O kadar yoğun bir beklemiyordum bu kadar. İnanılmaz derecede ağlayacağım ama zor tutuyorum. Duygusallığım daha ön plana çıktı. Başkanlarıma buradan hepsine, bayan başkanlarıma teşekkür ederim Sayın Hanım. Beni onur ettiniz. Hepinize. Sincan, Kadın Kolları AK Parti'den Nigar Koca'ya ve Fadime Çalışır Başkanıma hepinize teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı sayamadım olursa lütfen affedin beni. Affedin ne olursunuz. Sayın Vekilimize Serpil Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye Gençlik Teşkilatı'nın kolları Serpil Hanım'a
Sayın Vekilimize bir hediyeniz var sanıyorum. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Benim için iyi mi? Doğru tanıyor mu? Daha alıyorum. Çek bu arada. Tamam. Serpil Hanım. Bizde bir fotoğraf alabiliriz. Teşekkür ederim. Evet, bu burada Sincan'da bir kültür evinde Serpil Yıldırım hanımefendinin düzenlediği Güçlü Kadınlar topluluğuna geldik. Gerçekten ilgi değer olan bir topluluktu. Pek çok yerden özellikle Kırıkkaleli kadınlarımız bu toplantıya iştirak etti. Ben kendimi tebrik ediyorum. İlk defa böyle bir heyecanlı, kalabalık bir şekilde toplantı yaptığına göre Serpil Hanım bu işin uzmanı. İnşallah bunu daha da genişletecek. Hepimizin bildiği gibi kadın önemlidir. Kadın veda hutbesinde geçen ve insanlık tarihinden beri belli dönemlerde çeşitli sıkıntılar yaşayan ama bu değişik dönemlerde de hak arama mücadele alanda, çalışma hayatında önemli başarılar sergileyen bir ülkenin mensupları. Burada bizim Türk kadını, Türk kadını geçmişte olduğu gibi gelecekte de gerçekten her alanın içerisinde kadının olduğu yerde ahlak olur, edep olur, vatan sevgisi olur, öğretmenlik olur. Çünkü insanları yetiştiren kadındır, bir nevi öğretmendir. Bundan dolayı bunları bir araya getiren bu Serpil kardeşime ve yönetime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Özellikle de basın mensuplarımızın, özellikle şahsınızın bu işe ilgi göstermesi de bizi de ayrıca heyecanlandı. Sizi de tebrik ediyorum. Sayın Vekilim, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güçlü kadınlar evet, arasında biz de hasbelkader bulunduk.
yani güçlü kadınları biz de tebrik ediyoruz. Daha da güçlü olabilmeleri için biz de Kırıkkale Federasyonumuz olarak var gücümüz onlara destek oluyoruz. Biraz önceki konuşmalarımı da tekrar etmek istiyorum. Hakikaten Kırıkkaleliler birlik beraberlik içerisinde, özellikle de hanımefendiler. Burada bunu gördük. Bunu sağlayan Serpil Hanım'a başta olmak üzere Sincan'da bulunan Kırıkkaleliler Dernek Başkanımız Serpil Hanım ve beraberindekilere, yine ona destek olan Sincan Kırıkkaleliler Derneğimize, yine Kırıkkaleliler Dernek Başkanımız Avukat Abdullah Polat'a, sizin şahsınıza da büyük desteklerinizden dolayı ve buraya katılan herkese, bu organizasyonu yapan, emeği geçen, katılan, onur eden herkese çok teşekkür ediyoruz. İşte birlik beraberlik, güç budur. Birlik beraberlik olmazsa güç olmaz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var diye bakıyoruz. Birimiz, hepimiz birimiz için bakıyoruz. Bugün güzel bir hanımlar toplantısı yapıldı. İnşallah devamını diliyorum. Bu vesileyle bugün burada 200-300 civarında katılımlı bir hanım toplantısı oldu. Bir dahakine bunun en az 10 katını ben olacağını düşünüyorum. Bu bir provadır. Prova yapılmıştır, başarılmıştır. Ve görüktü. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Öncelikle bugün de bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Güçlü Kadınlar programı bizim için önemliydi. Neden önemliydi? Kırıkkale STK'ları olarak bizler bu zamana kadar kadınlarımız hep dışarıda tuttuk yani maalesef tuttuk. Lakin 2013 yılında derneğimizin yönetimini ne geçtikten sonra Kırıkkale STK'larında ilk defa bir kadın kollarını ortaya koyduk ve bu Kırıkkale kadın kollarını oluşturduktan sonra çok ciddi bir şekilde kadınlarımızın da bu işi de dört elle sarılarak bizlere destek olduğunu gördük. Nitekim şu anda da bunun sonuçlarını, meyvelerini görmeye başladık. Bugün burada yaklaşık 200'ü geçken kadın kollarımızda misafirlerimiz vardı. Gayet de güzeldi. Çünkü biz şunu biliyoruz. Bizler kadınlarımız bu STK'lara ne kadar sahip çıkarsa kökümüz de bu kadar sağlam olur diye düşünüyoruz. Zira bizler gövdeysek kökümüz kadınlardır diye düşünüyoruz. Kökü olmayan bir gövde biliyorsunuz ki asla ileriki düzeyler kadar ilerleyemez, kurumaya mahkumdur. Bizler de bu süreçte elimizden geldiği kadar mümkün olduğu kadar köküyle gövdemizle bir olup çok ciddi bir şekilde meyve verip inşallah Kırıkkale olarak çok daha güçlü, çok daha birliğe beraberle kenetlenmiş bir şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz. Burada tabii nifak çıkaran olacak. Birliğimize karşı ayak direyen olacak. Bunları biz daha önce yaşadık. Bundan sonra da yaşayacağımızı biliyoruz. Ama biz burada şunu söylüyoruz. Biz bu zamana kadar birlik için, beraberlik için mücadele ettik. Bundan sonra da mücadelemizi asla bırakmayacağız. Nerede birlik beraberlik varsa biz varız. Ama nerede birlik beraberliğe karşı çıkan varsa da bilin ki onun da karşısında dimdik duracağız. Birliğimiz daim olsun diyoruz. Bu programda emeği geçen Sincan Kırıkkaleliler Dernek Başkanı Abdullah Tolu Başkanıma ve Kadın Kolları Serpil Hanım'a şahsım ve yönetimimiz adına da tekrardan teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şu anda güçlü kadınlar bir arada kahvaltısına bütün herkes davet edildi. Tahmin ettiğimden daha fazla yoğunluk oldu. Ben anladım ki Türk kadını gerçekten güçlü bir kadın. Bir de böyle bir programa ihtiyacımız varmışız. Hepimiz de özlemlerimizi giderdik. Buradaki amacımız bu projedeki güçlü kadınlar bir arada olarak emniyetten, bakanlıktan, belediyeden, valiliklerden ve sosyal hayatı olan teşkilat mensuplarından, her çeşit mensuplardan bir bayanları bir araya getirerek onları tanıştırarak ve birbirlerine yardımlaşmasını. Yani amaç buydu. Kaynasınlar, tanısınlar. Çünkü bir Türk kadını el ele verirse dünya onu yıkamaz. Bu kararımızı herkes biliyor ve biz de bu kararımızı bir Sincan Kırıkkale Derneği olarak bir nebze de olsa kanıtlamaya çalıştık ve onlara o kadar minnettarım. Hatta konuşurken de çok duygusallaştım. Ben ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çok fazlaydı. Evet, çünkü tahmin ettiğimiz aynen öyle. 100 kişi tahmin ediyorduk ve gelen bizi arayanlar, davetinde telefonumuz vardı, arayan kişiler, başkanım biz de katılalım, biz de katılalım deyince, biliyorsunuz ki biz misafirleri kabul eden milletiz. Gelene kapımızı kapatmayız. Biz de tabii ki buyurun dedikçe 300 kişi sayısını zannedersem daha fazlasını geçti. Hepsinden Allah razı olsun.
Özellikle basın mensupları ve sizler Kanal 71'e çok teşekkür ediyorum. Yanımda bulunan yardımcım Nahide Yıldırım, eşi Dağıstan Yıldırım Bey'e ve başkanlarımız, teşkilattaki bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Beni onurlandırdılar, şereflendirdiler. Başkanlarım özellikle arkamda durdular. Federasyon başkanımız, vakıf başkanımız, dernek başkanlarımız Etimiz Kutun olarak, Sincan dernek başkanlarımız tamam dediler. Serpil Hanım arkanızdayız, siz devam edin dediler. Bugün de özellikle bütün başkanlarım beni onur ettiler. Artık durmak yok, devam dediler. Bundan sonra organizasyonlar, siz de Serpil Hanım dediler. İnşallah bundan sonra güçlü kadınlar bir arada olacağız.